Nürnberg takımı küme düştü. Yani gözümde izlediğim için. Küme düştükten sonra hafta evinde oynadığı maçı yine full alkışladılar. Ve takım küme düşüyor. Seyirci tribünde ağlıyor, alkışlıyor. Oyuncu sahada ağlıyor, alkışlıyor. Yani birbirlerine. Ya ölüyor musunuz? Hayat devam ediyor. Yani futbolu öyle bir konuma getirdik ki bunda görsel ve yazılı medyanın da çok büyük payı var, etkisi var. Hep farklı yerlere, yanlış yerlere yönlendiriyoruz. Yerlere yönlendiriyoruz. Doğru yönlendirme ne yazık ki yapılmıyor. Doğru eğitemiyoruz. Her anlamda bu böyle ama futbol anlamında da, spor anlamında da ne yazık ki bu sektörün başındakiler doğru yönlendiremiyor. Ben izlemiyorum açıkçası. Bana hitap etmiyor. Yapan arkadaşlarımız da var. Doğru yönlendirmeye çalışan basın mensupları da var, medya da var ama öbür taraf biraz daha ağır basıyor. Yani reyting uğruna olsun, başka şeyler uğruna olsun. Evet. Maalesef evet. Bunlar büyük sıkıntı. Geçtiğimiz günlerde bir yazı yazdım hocam gazetede. Dedim ki futbolun neyinden keyif alıyorsunuz? Yani sağlıklı insanların oynadığı oyundan mı? Değilse size önerilerim var. Futsal milli takımımız dünya üçüncüsü oldu. İşitme engelliler milli takımımız dünya şampiyonu oldu. Ampute milli takımımız dünya üçüncüsü. Plaj futbolu milli takımımız hiç kötü gitmiyor. Dedim eğer futbolsa konu, buyurun size bir sürü sıraladım. Milli takım düzeyinde, seyir zevki düzeyinde gidin onlarla uğraşın o zaman. Yani eğer amacınız art niyet taşımaksa bırakın futbol sahalarını. Gidin plaj futbolu izleyin. Hırs evet. Yok, kavga yok, taraftar baskısı evet. Yok. Sporu niçin yapıyoruz? Ya taraftar olsun istiyoruz. Biz her türlü sporda taraftar olsun istiyoruz. Mutlak olsun. Yani olimpiyat mutlak düzenliyoruz. Olsun. Olimpiyatlarda kimse gidip yani yarış seyretmiyor, maçları seyretmiyor. Evet. Yani en kötü Avrupa ülkesine gitsen bir tenis maçına full çekiyorsun. İşte 2013 Akdeniz oyunları ülkemizde Mersin'de merakla bekliyoruz bakalım. Bu kadar sporu seven insanlar orada nasıl bir durum sergileyecekler? Gerçekten tribünleri dolduracaklar mı? Bir atletizm müsabakası oynanırken tribünleri dolduracaklar mı? Hep beraber gidip görelim bakalım. Evet. Yani ben bunu da spora bir sevgi olduğunu düşünmüyorum hocam. Gerçek spor sever zaten olayın fanatik boyutunda olmaz. Unsurlar hep birbirlerini bağlıyor aslında. Şimdi tribünde seyirci, yanlış eğitim, yanlış yönlendirme, çıkarlara hizmet eden. Çünkü bakıyorsunuz her yerde bir çıkar var. Yönetimlerde bir çıkar var. O yönetimlerdeki çıkarlar yönetimde olan bu sefer yönetimde olmayan tarafından baltalanıyor. Burada bir rant var. Tribünler kullanılıyor. Şimdi bakıyorsunuz biz Sakaryaspor'da yaşadık. Aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Yani Sakaryaspor'un bu sene olduğu durum benim de başında teknik adam olarak olduğum dönemde bu sıkıntılar Sakaryaspor'u yani bu anlattığımız şeyler Sakaryaspor'u buraya kadar getirdi. Niye? Tribünde o takıma başkanlık yapmaya gelmiş iş adamı affedersiniz sinkaflara maruz kalıyor. Ve adam diyor ki ya ben niye geleyim buraya, niye yapayım bu işi diyor şimdi. Emeğim gidiyor, param gidiyor, zamanım gidiyor, çoluğumdan çocuğumdan uzak kalıyorum. Bir de tribünlerden diyor küfür yiyorum. O zaman çekiliyor. Öbür taraftan çocuğuyla geliyor, kızıyla geliyor tribüne. Orada kızı küfür duyuyor, kulaklarını kapatıyor şimdi. Taraftar küfür ediyor. Baba da kulağını kapatıyor kızının. Bir daha getirir mi o maçı? Getirmez. Ama Avrupa'da böyle mi? Bakın yaşlı insanlar, genç karı koca geliyor, çocuklar geliyor, gençler niye geliyor. Niye gider gibiler hocam? Evet. Tiyatro orası. Onlar için tiyatro. Evet. Ama bizde? Ceza verildiğinde bir sürü bayan maça gidiyordu. Cezalar bittikten sonra kaç tanesi gidiyor maçı? Evet. Ona da bakmak lazım. Bir de yani. Şey hocam, seyircisiz oynama cezası veriliyor. Ama bayanlar seyirci grubuna girmediği için rahatlıkla girebiliyor. Orada da bir çelişki var. Yani seyircisiz oynama cezası veriliyor. Onlar seyirci değil. O konuda da bir uyarı yazısı yazıldı. Bayanlar da bir dönemde küfür etmeye başladılar. Onların da sahayı kapatmak için bir neden olacağı söylendi kulüpte.
Bu durumda sahaya bile inmeye başlayabilirler. Ya, indiler zaten canım Fenerbahçe maçında. Uyum sağlıyoruz yani. Uyum sağlamak konusunda. Uyum süreci devam ediyor. Yani şiddet her yerde futbolda var. Yani salon sporlarına da yansıdı. Yani var. Voleybolda işte Fenerbahçe Galatasaray maçı. Yani gazetede yazılanlar bugün. Yani seyretmedik ama yani okuduktan sonra üzülüyorsun. Yani çok güzel bir spor müsabakası. Keyifle seyredebileceğin bir maç. Herkes canını kurtarmak için soyunma odasında zor kaçıyor. Yani soyunma odasında çok, bunların olmaması lazım ama ne yani çok enteresan. Spor insanları birleştiren yerine bölen unsur haline gelmiş. Taraflara ayrılıyorsunuz. O ona taş atıyor. O ona işte yumruk atıyor. Ama sporun aslı bu değil ki. Eskiden Fenerbahçe Galatasaray taraftarı yan yana oturur maç seyredermiş yıllar öncesinde yani. Evet. Şimdi bırak yan yana oturmayı. Hatta seyirci gelmesin yani. Diyor hocam. %5 yer ayırın diyor. Yok onu da vermiyoruz diyorlar. İşte durum o noktaya geldi. Bunların hepsini düzeltmemiz lazım. Hep birlikte oturup bu çabayı sergilememiz lazım. Aksi takdirde gidişat iyi değil. Ben böyle görüyorum. Bu anlamda uzun bir yolculuk sizleri bekliyor hocam. Hepimizi bekliyor. Hepinizi. Spor medyası olarak her konuda hemfikirim. Ülkem adına, ülkem sporu adına üzerimize ne görev düşüyorsa baş tacı diyoruz. Biz de bu arada bugün yine tekrar yani hem İskenderun Demirçelik Spor Kulübü Başkanı'na, oyuncularına, Hatay Spor Kulübü'nün oyuncularına sendikamıza üye oldukları için buradan da teşekkürler. Şu anda üye sayısı kaça ulaştı hocam? Biz hep böyle daldan dal atladık ama genel konjonktür aynıydı zaten. Yeni hocam birazdan sayıyı verir ama yeni başladığımız için şimdi İskenderun'la blok bir sözleşme yaptık. Güzel. Hatay'la blok bir sözleşme yaptık. Hafta içinde İstanbul'a gideceğiz. Sancaktepe'de blok bir katılımımız var. Tahmin bekleyen ediyoruz ki bekleyen takımlar var yine. Parça parça. Amatör futbolcuların üyeliği söz konusu mu? Hayır. Çünkü bir sözleşme imzalanması gerekiyor. Evet, amatörler. İş akti gerekiyor. Anladım. İşçi olmak için. Evet. İşçi olmak için bir sözleşme akti gerekli. Amatör sporcuların şu anda bu anlamda bir sıkıntı söz konusu. Süper Lig takımlarıyla ilgili bir görüşmeniz oldu mu? Onlarda da olacak. Çarşamba günü İstanbul'da Galatasaray'la bir randevumuz var. Sayın Adnan Öztürk'le görüşeceğiz. Şu anda bir çalıştay yapıyorlar futbol sorunlarıyla ilgili. Bizi de taraf olarak buraya davet ettiler. Ve Fatih Hoca ile yaptığımız görüşmede sendikaya çok olumlu baktığı söylendi. Katılımın olacağını düşünüyoruz. Mesela fikri doğuruyor hocam. Şu anda Profesyonel Futbol Çalışanları Sendikası. Bir süre sonra bu belki Profesyonel Spor Çalışanları Sendikası'na da bürünebilir. Neden olmasın? Bu bir basketbolcu da sizden o anlamda yardım isteyebilir, talep edebilir. Bir voleybolcu da olabilir bu. Çünkü şu anda Türkiye'de bir ilksiniz. Biz her ne kadar İngiltere'de 1907'den bahsediyor isek de ülkemizde bir ilk. Daha önce böyle birkaç kıvılcım oluşmuş ama şu anda en somut adımı atan sizler oldunuz bu anlamda. Rahmetli Metin Kurt bu anlamda bir girişim oldu. Evet. Fakat çok başarılı. Yeterli desteği alamadı. Yeterli desteği almadı. Belki de tek kaldı o anlamda. Çünkü bildiğimiz kadarıyla sendikasında da üyelerin futbolun içinde olmayan insanlar. İşçi emeklisi olduğu söylendi. Kendisi dışında futbolun içinde olan yoktu. Biz onun bir handikap olduğunu düşünüyoruz. Onun için de kurucu üyeleri seçerken herkesin futbolun içinde bir alın teri olsun istedik. Mutlaka. Emeği olsun istedik. Yani en azından futbolcu size gelip derdini anlattığında onu konuşurken hiç şeyler yormayacak insanlarla muhatap olacak. Evet. Yani biz futbolun her şeyini solumuş insanlarsınız. Yani onları aile başladıklarında bir sonrasını biliyoruz. Ve halen tabii. Aktifiz yani. Yani tabii. Mesleğimizi yapıyoruz şu anda. Hani bizim birinci öncülüğümüz teknik adamlık. Yani futbolculuktan geldik, teknik adam olarak devam ediyoruz. İnşallah biz bu anlamda mücadelemize devam edeceğiz. Biz zaten geçici bir geçici bir kuruluz. Kurucular genel kurulu yapıldı. Geçici bir yönetim kurulu oluşturuldu. En kısa zamanda genel kurul yapılıp yeni bir yönetim kurulu oluşturulacak. Tabii bu anlamda da bunun içinde olmak isteyen
sektöre hizmet etmek isteyen, sendikanın içinde çalışmak isteyen tüm sporculara, tüm antrenörlere ve futbol çalışanlarına da bu sendikayla ilgili çalışmaya davet ediyoruz. Evet Rahim Hocam, programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Aslında liglere de vakit ayırmak isterdim ama konu farklı ve önemli bir konuydu. Son cümleler var mı? İsterseniz bu sezon Süper Lig'in şöyle küçük bir özetini son 13-14, ilk 13-14 hafta dilimiyle Beşiktaş cephesini. Vallahi geçen seneye göre, yani geçen sene gerçekten çok sıkıntılı bir süreç yaşadı Türk futbolu. Yani bu sıkıntıdan yavaş yavaş yani futbol adına çıktı gibi gözüküyor. Ya bu da sevindirici. Artık işte Beşiktaş'ın futbolu biraz daha böyle bu sene tat vermeye başladı. Tribünden taraftarlar artık daha farklı şeyler görmeye başladı. Fenerbahçe, Diğer Anadolu kulüpleri artık son dönemlerdeki herkesin ilk önce rakibi durdurayım düşüncesinden çok nasıl gol atarım düşüncesi takımlardaki futbolu biraz daha hareketlendirdi. Tempoyu biraz daha yükseltti. Tabii bu sene biraz daha keyif veriyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde son hafta son maça kalması önemli bir konu. Eğer geçerse futbolu adına çok faydalı olacak. Tabii işte, Fenerbahçe'nin yine Alex problemi bu sene oldu. Trabzonspor istediği yerde değil. Yani dört büyüklerin böyle sıkıntılı olduğu bir dönemde işte Antalya Spor, Kasımpaşa Spor bunlar Eskişehir biraz lige damgasını vurmaya başladı. Yani geçen sene son anda ligde kalan Antalya Spor Mehmet Hoca ile birlikte bu sene çok güzel bir çıkış yakaladı. Belki Bursa Spor gibi değişik bir şampiyon adayı çıkabilir yani Anadolu'da yine bu sene. Yani gönül ister çünkü Mehmet Hocam gerçekten çok değer verdiğim bir insan. Anadolu kulüplerinden de şampiyon çıkması çok daha güzel bir olay. Dört büyüklere rakip olabilecek takımların çıkması lige renk katıyor. Bu yanında işte baktığımızda Gaziantep Spor geçen seneki performansından uzak ama yine iyi bir takım. Yani belli takımlar bu sene biraz düşüş içerisinde ama lige bu sene biraz daha bir renk geldi gibi. Hocam dün Demir Çelik'i izleme şansı buldunuz. Bulduk evet. Bir de Demir Çelik'i soralım bu arada. Demir Çelik dün kazanmayı çok istedi gerçekten. Oyunun başlangıcında rakibine çok iyi bir baskıyla uyguladı. Sağdan soldan yaptığı ataklarla bunalttı rakibini. Bunun sonucunda da iki tane kafa golüyle galip gelmesiyle bildi. Oyunun kontrolünü maçın sonuna kadar hep elinde tuttu. Rakibine pozisyon vermedi. Bir de genç oyunculardan oluşan bir ekip bu sene. Gerçekten benim dönemimden kalan 4-5 tane oyuncu da artık kadroya girmeye başladı. Kendilerini geliştirmişler. Özellikle Hamza sergilediği performansta takımına çok büyük katkı sağladı. Kaptan Salih aynı şekilde, kaleci Ceyhun çok büyük katkılar sağladılar. Yani iki stoper attıkları gollerin dışında Onur'la Ömür. Ömür ikisi de iki stoperden geldiği goller. Yani hem hücum anlamında hem defans anlamında da takımlarına büyük katkı sağladılar dün. Güzel bir karşılaşma oldu. İstediklerini aldılar. Ligde de önemli bir konuma geldiler. Güzel bir futbolu izlediğimiz için, izlettikleri için bize teşekkür ediyorum İskenderun Demirçelik Spor futbolcularına. Üye oldukları için de ayrı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Tabii bundan sonra bakacağız. Onlar da bu eylem demeyelim de bu oluşum mutlaka onların yararına diyor inşallah. Evet Murat Hocam, ligde neler oluyor, neler yani, gördük şu haftaya kadar? Lig benim çok baktığım bir lig değil. Yani Süper Lig'e çok uzağım, öyle diyeyim. Biraz profesyonel olarak bakıyorum ben olaya. Onun için kendi çalıştığım ligi ve alt ligleri takip etmeyi, onları izlemeyi daha çok seviyorum ve işim gereği de onu yapıyorum. Onun için ben biraz da kırmızı grupta çalıştığım için size daha yakın kendi grubumu değerlendirebilirim. Hı hı. Ben kendi ekibinizden başlayabilirsiniz hocam. Bizim çok şu pozisyonda durumunun
İnşallah çok da fazla konuşmak istemiyorum. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanı Sakaryaspor'a gereken desteği verir. O desteği verdiği takdirde Sakaryaspor... Biz buradan Hatay'dan Sakaryalılara bir seslenelim o zaman. Evet, evet. Büyükşehir Belediye Başkanımıza... Yani, bu şehrin büyükleri destek vermedikçe Sakaryaspor açıkçası yani kurtulma şansı çok zor. Yani muhakkak devre arasında transfer açmaları gerekiyor. Evet. Yani Büyükşehir Belediyesi'nin, diğer ilçe belediyelerinin yani birlik olup Sakaryaspor'un da hocam orada çalışıyor. Yani ödenmeyecek bir borcu da yok yani transferi açması için. 3 milyon lira civarında bir rakam. Peki, büyük bu, bir şehir için para yani değil. Bunu çözebilecek işte Sakaryaspor büyükleri. İnşallah yani Sakaryaspor gibi, Kocaelispor gibi takımların tekrar eski günlerine kavuşmasını istiyoruz. Çünkü çok önemli cevherlerin, çok iyi futbolcuların yetiştiği bir il. Bunlara yazık olur yoksa. Ben bu şeydeki gibi, sıralamadaki gibi Polatlı Buksaş, Hatay, Bandırma ve Fatoravizyon Kahramanmaraş Spor'un lig şampiyonluğu için öncelikli takımlar olduğunu düşünüyorum. Ve bu mücadele aynı bu sıralamada olduğu gibi sezon sonuna kadar da devam eder diye düşünüyorum. Buradan da farklı sürpriz bir takım çıkacağını pek düşünmüyorum. İlk 5 burada her zaman zorlar. Yani Fethiye Spor'un da ilerleyen haftalarda o da çünkü bir maçı daha fazla burada 14 maçı var diğerlerine göre. Bir de dinlenecek. Diğer yönden İskenderun Spor'da dünkü maçta defansında dengeli, orta sahasında efektif, ileri ucunda da etkili ve pozisyon zenginliği olan bir anlayış sergiledi. Bloklar arasında kopukluk yoktu. Ayağa pas ve dikine pas da ciddi bir üstünlük sağlamışlardı rakiplerine karşı. Neticede de bu oyunun karşılığı olan puanları 2 golle net bir skorla aldılar. Keyifli bir maçtı. Kaptan Salih gerçekten çok keyif verdi. Özel oynadı. Bir de sakat oynamasına rağmen özveriyle oynadı. Yani gayet güzel bir maç çıkardı. Evet Hakan Hocam. Dilediğin ligi değerlendirebilirsin. Süper Demir ligi... Çelik'te hocalık yaptınız. Hatay Spor'da hocalık yaptınız. Top sizde. Süper Lig'i çok kısa değerlendireceğim. Süper Lig'de 1. takımla 11. takım arasında 8 puanlık bir fark var. Yani takımlar herkesi yenebilir durumda. İzlediğim maçların hepsinde de büyük derecede keyif veren maçlar. Antalyaspor'un şu anda ligde liderle aynı puanda olması bir Anadolu takımı adına çok hoştur, çok keyif vericidir. Bu tarafıyla ligi ben bu sene kaliteli ve keyifli buluyorum. Hatayspor ve İskenderun Demirçelik Spor adına konuşmak istersem şimdi İskenderun Demirçelik 2 sezon çalıştım. Hatayspor'da 2 sezon çalıştım. Eski takımlarım. Ben Hatay'da çalıştığım dönemde buraları çok fazla sevdim. Geldiğim zaman da çok özleyerek geliyorum. Dün izlediğim İskenderun takımı çok keyif vericiydi. Cengiz Başkan'ım bu sene hedef koymamış olsa da çok genç bir kadrosu var fakat ben kendiliğinden bu hedefin gelişeceğine inanıyorum. Hedef koyulmamaları bu anlamda da iyi oldu. Kesinlikle iyi oldu. Bu kadro hedefle başlasaydı belki bugün bu başarıyı yakalayamazdı evet. Ama hedefsiz gidip gizli gizli iyi ilerliyorlar. Ben oranın çok başarılı olacağını düşünüyorum. Hatay Spor'da daha önce çalıştığım Hikmet Bey ne zaman gelirse zaten Hatay Spor'da bir başarı yakalanmıştır. Tesislere de gittiğimde çok güzel şeyler yaptıklarını, sahaların benim çalıştığım dönemden bu yana çok fazla yenilendiğini, düzeldiğini, tesisin iyi olduğunu gördüm. İyi bir kadro oluşturdular ve iyi gidiyorlar. Onlara da başarılar diliyorum. Hocam programımızın da sonuna geldik. Profesyonel Futbol Çalışanları Sendikası olarak biz de size başarılar diliyoruz. Davetimizi kırmadınız. Çok yoğun bir dönemde de olsa geldiniz. Bundan sonra da ne zaman ihtiyacınız olursa Erit Akdeniz TV stüdyoları sizlere sonuna kadar açık. Teşekkür sizlere başarılar diliyorum kendi adıma. Biz de teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Değerli izleyenler biz bir programın daha burada sonuna geldik. Haftaya yeniden görüşünceye dek sağlıcakla kalın, sporla kalın.